Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün gene çok güzel bir yemek yapacağız. Bugün yemeklerin kralını kuru fasulye yapacağız. Daha ben kuru fasulye yaptım. Yukarılarda bir yerde tarife erişebilirsiniz. Ama bu yaptığım kuru fasulye daha başka olacak. Şimdi bunu ben güveçte yapacağım. Hem de etli yapacağım. Bu geçen yaptığım fasulyeden farklı olacak. Şimdi önce akşamdan fasulyemi ıslattım. Yarım kilo fasulye. Sobanın üstünde böyle ılık ılık şişti bu. Çok güzel oldu. Daha ıslatmadan da yapmıştım. O da yapılabilir arkadaşlar. Yani ama bu seferki tarif böyle. Çünkü güveçte pişireceğim. Fazla kaynatmayacağım. Bunu yavaş yavaş pişireceğim için ıslattım. Daha rahat pişsin diye. Şimdi bunun için yarım kilo fasulye, ben selenik fasulye kullandım. Bir orta boy soğanı rendeledim. Kimisi böyle kıyıyor, ufak 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 ufak. Ben fasulyede rendelenmiş tercih ediyorum. Siz öyle tercih edebilirsiniz. Bir miktar tereyağım var. Bunun hepsini kullanmayacağım, yarısını kullanacağım. Yani 1,5-2 yemek kaşığına yakın bir tereyağı kullanacağım. 200-250 gram arası etim var arkadaşlar. Ben bunu gene kasaptan sırt bölgesinden aldım. Sokum denen yerden. Size tavsiye ediyorum. Kasabınızdan bunu isteyin. Bu yumuşak bir et. Hem çabuk pişiyor hem lezzetli oluyor. Hem bunu pideciler de kullanıyor. Yani o kadar çabuk pişen bir et. Domates salçam var. Biber salçam var. Kırmızı biberim var. Bir de yazın bahçemde yetişen biberlerden böyle kuruttum. Kırmızılardan. Bunlardan ne için atacağız? Artık acı mı tatlı mı kısmet. Şimdi yapımı bir geçelim. Ben güvecimi yeni aldım. Arkadaşlar ben bunu bugün fırında pişirdim. Şimdi çok basit bunu pişirmek. Yani hiç böyle video çekmeye de gerek yok. Her tarafını yağladım bir güzel. 200 derece fırına verdim. 2 saat pişti. Bu çıkan dumanlarda dışında kalan yağlardan çıkıyor. İçinde hiçbir şey yok. Şimdi bunu güzelce kızdırdık. Bir miktar sıvı yağ atıyoruz. Arkasından 1,5 yemek kaşığı kadar tereyağı atıyoruz. Bunları şöyle bir erimeye bırakalım. Bu güveçli tereyağlı oluyor. Arkadaşlar. Ama sırt tereyağı değil, birazcık da sıvı yağ iyidir. Yani sırt tereyağı yanıyor dediğim gibi. Şunları bir kendine getirelim. Tereyağım eridi. Önce etleri atıyorum. Etleri şöyle bir kavuracağız. Acele yok arkadaşlar. Güveçte pişiriyoruz. Acele yok. Zaten güveç çok kalın, öyle kolay kolay ısınmıyor. Böyle rengi dönüp suyu bitene kadar kavuracağız. Evet, gördüğünüz gibi etin kırmızılıkları gitti, rengi döndü. Suyu da gitti sayılır. O kadar da suyunu gitmesi önemli değil. Mühim olan rengi dönmesi. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar bu kuşbaşı et değil. Bu sokum. Çabuk pişecek bir et bu. Kuşbaşında biraz uğraşabilirsiniz. Etiniz çok sert olabilir. Etlerin rengi döndükten sonra rendelediğim soğanı atıyorum. Ve bunu bir güzel etle beraber kavuruyorum. Soğanları öldüreceğim. Bu önemli. Arkadaşlar, soğanların ölmesi önemli. Yani bu yemeğe lezzeti veren şeylerden birisi. Aşağı yukarı 5-6 dakika yüksek ateşte ben kavurdum. Çünkü şu anda kullandığım ocak LPG'li.
Doğal gaz kadar yüksek değil bunun enerjisi. Ona göre ayarlayın siz arkadaşlar. Şimdi buna öncelikle bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı toz biber. Eski usul, eskiden salça yokken böyle yaparlarmış. Sırf kırmızı biberle. Şimdi şöyle bir çevirelim. Fazla şey yapmayalım, yakmayalım. Bir çevrilsin. Yeter. Sonracıma bir yemek kaşığı biber salçası. Ben evde yapılma biber salçası kullanıyorum. Kendim yaptım. Bir yemek kaşığı da domates salçası. Şimdi bunu bir güzel kavuracağız. En aşağı gene bir 5 dakika. Salçanın kavrulması demek hem yemeğe lezzet demek hem yemeğin geç bozulması demek. Salça çiğ kalmayacak. Çiğ kalırsa çabuk bozulur yemek. Bir 5 dakika şöyle bir çevirelim arkadaşlar. Salçamızı kavurduktan sonra fasulyelerimizi atıyoruz. Arkadaşlar ben bazı kişilerin yaptığı gibi fasulyeyi başka bir yerde haşlayıp sonra güveçe atmıyorum. Onlar için kolayına kaçıyor. Direkt güveçte yapmayı gösteriyorum size ben. Şöyle bir güzel kavuracağız bunu. Yani 2 dakika 3 dakika güzel dedim. Fasulyeler, salça, et hepsi birbirine girecek. Güveçlerinde bir kötü tarafı sapları yok. Gördüğünüz gibi harika olacağım diyor ben. Her şey birbirine girince suyumuzu ilave ediyoruz. Ben buna sıcağa yakın bir su döküyorum. Şöyle fasulyeleri kapacak, daha çekecek bu. Buna daha sonra su ilave edebiliriz. Şu şekilde bunu kaynamaya bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynayınca kısacağız. Daha işlemlerimiz var. Bu arada şey al, biberleri atmayı unuttum. Eski usul, gene bunu eskiden köylerde çok yaparlardı. Bu biberler bunlara ayrı bir lezzet verecek arkadaşlar. İsteyen acı kullanabilir. Benim ne olduğunu bilmiyorum. Acı mı tatlı mı bakacağız. Kontrol edelim. Evet, kaynamak üzere. Bunu kesinlikle arkadaşlar yüksek ateşte kaynatmıyorsunuz. Şuradan köpüklerini alayım. Çok bu köpük yapmayacak zaten. Almasanız da olur. Köpükleri almasanız da olur. Ama ben alıyorum. Şu şekilde kaynamaya başladı. Buna hemen tuzunu atalım. Ben bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Tabii ki tuz oranını kontrol edeceğiz. Güzelce karıştıralım. Bunu eğer hızlı kaynatırsak ortadan ikiye ayrılabilir, kabukları çıkabilir. Tuzu tam denk geldi. Zaten yarım kilo bir malzemeye arkadaşlar, ister et olsun, ister sebze olsun, ister fasulye olsun, bu yarım kilo fasulye. Genellikle o ufak tatlı kaşıkları yok mu? Onlardan bir dolusu genellikle yarım kilo malzemeye tam denk geliyor.
Şimdi bu kaynar kaynamaz bunun altını kısacağız. Kapağını kapatacağız. Kuzunemizin üstünü alacağız. Fasulyemiz kaynamaya başladı. Şimdi evinde sobası olmayanlar böyle şu şekilde kapağını kapatıp altını kısacaklar. Kısık ateşte pişirecekler ama bizim sobamız olduğu için bunu sobaya koyacağız şimdi. Evet, fasulyemizi sobamızın üstüne koyduk. Kuzine daha doğrusu, bakın böyle. Yavaş yavaş kaynıyor. Ben evinde kuzinesi olan mutlu azınlıktan biriyim arkadaşlar. Önceden kuzineden önce sobadan önce sobası olan mutlu azınlıktı. Sonra kalorifer olan mutlu azınlıktı. Şimdi bu devirde kuzine ve sobası olan mutlu azınlık oldu. Bunun zevki tadı hiçbir şeyde yok. Evde kalorifer var ama ben bunu bu katta bunu kullanıyorum salonda. Sabahları ekmek kızartmaktan mükemmel oluyor. Bakalım şimdi bunu pişmeye bıraktık. Yavaş yavaş pişsin. Fasulyemizi kontrol edelim. Böyle yavaş yavaş için için demlene demlene pişecek. Güvecin özelliği bu. Şimdi bunu pişerken bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Bu karabiber güveçte fasulyeye çok yakışıyor. Bir de kekik atıyorum. Bir tepelemek çay kaşığı dolusu. Siz isterseniz atmayabilirsiniz. Ama bu kekiği özellikle güveçte deneyin. Çok tavsiye ediyorum. Çok lezzetli oluyor. Etle beraber olduğu vakit etli kuru fasulyede kekik mükemmel gidiyor. Şöyle güzelce karıştıralım. Şöyle demlene demlene pişmeye bırakalım. Evet, fasulyemiz pişti. Ağır ağır demlene demlene mükemmel oldu, mükemmel. Arkadaşlar, sonrasını görüyorsunuz. Size bağlı. İsterseniz daha az yapabilirsiniz, isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Şu anda çatlamadan, patlamadan, kabuk salmadan pişti. Biraz daha pişse yarılacak. Şahane oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz beğen tuşunu basmayı ihmal etmeyin. Abone değilseniz abone olmanızı bekliyorum. Buyurun, afiyetle yiyelim.